Evet, canlı yayındayız. Herkese iyi akşamlar. Ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisi. Aynı zamanda PEMÖT Kulübü Yönetim Kurulu'ndan Rabia İcel. Bugün doçent doktor Canan Tanrısever hocamızla birlikte Mimar Sinan Rotası'nın kültür ve peyzaj izleri başlığı altında bir canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Kendisi Başkent Üniversitesi'nin Turizm ve Rehberlik Bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi'nde peyzaj mimarlığı olarak yüksek lisans ve doktor eğitimi yapmış. Daha sonra Amerika'da doçentlik unvanı almıştır. Günümüzde ise Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanlığı yapmaktadır. Dünya durdukça eserlerimi gören aklı selim sahiplerinin çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak bana insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım. İnşallah. Sözlerinin sahibi Mimar Sinan'ın hayatıyla başlayalım hocam isterseniz. Tamamdır. Merhabalar tekrardan herkese. İşte bu sözler nereden geliyor? Birazcık bundan bahsedelim. Biz Mimar Sinan'la alakalı bilgileri acaba nereden alıyoruz? Ya da duyduğumuz şeylerin çoğu söylence mi? Efsaneden mi oluşuyor? Acaba gerçeklik payları yüzde kaçının var? Biraz bununla başlayalım. Evet, duyduklarımızın birçoğu açıkçası efsane. Çok da duyasımız gelen efsaneler. Ama biz Mimar Sinan'la alakalı bu efsane dışında, yarısı yalan, yarısı gerçek efsane dışında bilgileri genel olarak Tezkiretül Bünyan, Tezkiretül Ebniye, Tuhfetül Mimar'ın Atsız Risale ve Risaletül Mimariye isimli eserlerden öğreniyoruz. Bizim için en temel iki kaynak Tezkiretül Bünyan'ı Tezkiretül Ebniye. Bunları kim yazıyor? Mimar Sinan'ın hem arkadaşı hem de inşaatında çalışan nakkaşlardan birisi olan Mustafa Sayı Çelebi tarafından yazılıyor. Bir tanesi Mimar Sinan'ın ağzından aktarılıyor. Diğeri ise böyle yapılar mimari kitabı olarak geçer. Tezkiretül Bünyan da ki Sufi Saç Hoca da çevirmiştir bu arada. Hatta şöyle okumanızı tavsiye edeyim size. Şöyle de bir kitaptır. Günümüz Türkçesiyle Mimar Sinan'ın anılarını buradan da okumanız mümkün. Şimdi bu kitapta 6 tane büyük Mimar Sinan projesinden bahsetmiş Sayı Çelebi aracılığıyla Mimar Sinan bize. Şehzade Mehmet Külliyesi'nden tutun da Selimiye'ye kadar, Süleymaniye, işte su dolabı, Büyükçekmece Köprüsü gibi böyle çok kült eserler barındırıyor bu kitap açıkçası. Bu kitabın bir güzelliği de 16. yüzyılda acaba mimarlık ne durumda, mimarlık alanında yönetici olmak hangi zorlukları barındırıyor? Kitap bize bunlarla ilgili de bilgi veriyor. Yine bu biz kaynak kitaptan gideceğiz bugün. Biz bu kaynak kitaptan Mimar Sinan'ın Kayseri Örnaz'da olduğunu biliyoruz. Ve Kayseri Örnaz'dan devşirildiğini biliyoruz. Yavuz Sultan Selim döneminde. Anadolu'da ilk devşirilenlerden, çünkü normalde Anadolu'dan Müslüman devşirme yok biliyorsunuz. O anlamda hani Kayseri Örnaz'da ilk devşirilenlerden olduğunu yazar kendisi bize iletir. Doğum tarihi net değil. Net olmamakla beraber böyle her yerde 1489-1490 gibi rakamlar görüyoruz. Biz bu rakamları herhalde diyoruz ki yine Sayı Çelebi'nin Sinan'la alakalı yazdığı kitabı da yazar. İşte 100'den artık ömür sürdü. Hani 100'den fazla ömür sürdü yazar. Hani ona göre 100 çıkardılar. Herhalde bu rakama ulaştılar diye düşünüyoruz. Ama dediğim gibi net bir bilgi yok. Ama 1489-90'da doğduğunu varsayarsak Mimar Sinan'ın 20 yaşında değişimliğine çıkan ki o da çok olası bir bilgi değil. O yüzden biz Mimar Sinan'ın açıkçası 1500-1502 civarında doğduğunu, işte 12'lerde ya da 20 arası, 12 ile 20 arası da devşirildiğini düşünüyoruz. Şimdi ölüm tarihi Tezkiretül Bünyan'da net. Diyor ki işte Hicri 12 Cezmi Evvel 986, yani o da işte dün yapacaktık aslında canlı yayını bu yüzden. 17 Temmuz 1578 Perşembe falan tekabül ediyor ama bu tarihte doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü bu tarihten sonra işte İzmit'te mesela Partev Paşa var, Zal Mahmut var. Ondan sonra Kılıç Ali Paşa, Tophane'deki Kılıç Ali Paşa. Yine Manisa'daki Muradiye Camii bu tarihten sonra verdiği eserler Mimar Sinan'ın. O yüzden biz açıkçası 1588 yılına kadar görevinin başında kaldığını biliyoruz. Zaten mezarındaki kitabesinde de birazdan fotoğrafıyla da göreceğiz. 996 senesi yazar. 996'yı da çevirdiğimizde işte 2 Aralık 1587 ya da işte 19 Kasım 1588 gibi bir zamana denk geliyor. O yüzden Kasım Aralık gibi yeniden görüşebiliriz.
Bu konuyla alakalı çok fazla çalışma var ama bu konuyla alakalı böyle en güzel bilgileri bize Supi Hoca, Supi Saatçi Hoca aktarmıştır. Okumak isteyen arkadaşlar ondan da okuyabilirler. Şimdi Kayseri Ağırnaz nasıl bir yer? Oralılar ya da orada bulunanlar muhakkak bilir. Taş işçiliğinin çok güzel olduğu, çok yoğun yaşandığı bir yer. Normal olarak Sinan hep buna aşina büyüyor. Yani dedesi, babası, taş ustası. Hatta başka böyle enteresan veriler de var. Mesela işte Sivas Divriği Ulu Camii ve Şifanesi biliyorsunuz UNESCO eserlerimizden bir tanesi. Üslup olarak da öncesiz ve sonrasız olarak hep betimleriz. Oranın taş işçilerinin Sivas'tan buraya zorla göç ettirildi ve işte aradan yıllar geçtikçe de oraya yerleştikleri ve oranın da taş işçiliği konusunda çok muazzam bir yere dönüştüğü gibi böyle önermeler de var. Henüz her ne kadar netleşmese de yine bilginiz olsun isterim. Şimdi ne diyelim, Yeniçeri olarak Devşirili. Şimdi Mimar Sinan'ı biz hep mimar kimliğiyle tanıyoruz ama Mimar Sinan bir yandan da çok başarılı bir asker. Ve Yeniçeri olarak Devşirildiğinde ilk ne olacak? İlk acemi olan olacak Mimar Sinan. Acemi olan olacak ve ilk ne öğrenecek? Dülgerlik sanatını öğrenecek. Dülgerlik sanatı dediğimiz marangoz. Şimdi taşı gördü memleketinde. Acemi olanken marangozluğu da öğrendi. Sonra ne olacak? Sonra acemi olanlıktan piyadeliğe geçecek. Piyadeyken yaşadığı sıkıntıları bize çok güzel aktarmış dünyada, yazıyor orada zaten. Nasıl sıkıntılı bir süreçten geçtiğini. Şimdi tabi bu süreçte Yavuz ölüyor, onu da söyleyelim. Süleyman tahta geçiyor. Zaten Mimar Sinan'da Kanuni Sultan Süleyman döneminde parlayacak. Birçok savaşa katılıyor. Çok fazla sayıda savaşa katılıyor. İşte Rodos Belgrad seferinden sonra atlı sekban olarak rütbesi artacak. Ondan sonra Mohaç'taki başarısından sonra zemberekçi başarılığa yükseltecek. Yani asker başarılığa yükseltecek. Sonra işte Almanya'ya, Bağdat'a, Tebriz'e gidecek. Dönüşünde yine bir şey alacak, ünvan alacak. Sonra İran seferine katılacak. İran seferi esnasında günümüz Van Gölü, o zaman işte Tatvan Denizi olarak adlandırılan yer. Orada olacak. Karşıda Kızılbaşı ordusu var. Kızılbaşı ordusunun haber alınması gerekiyor. O zamanın sadrazamı da Lütfi Paşa. Lütfi Paşa diyecek ki git karşı kıyıdan haber al. Ne yap? Et haber al. Mimar Sinan'ın Kadırga yapması lazım. Ama coğrafi koşullar çok olası değil. Eldeki imkanlar çok kısıtlı. Çok kısa sürede bunu yapması gerekiyor. 3 tane çok sağlam kadırga yapacak Mimar Sinan. Mimar Sinan kadırgaları yaptıktan sonra bu sefer diyecekler ki sen kaptan ol, git bize haber al gel. Çok sessizce o haberi alacak, getirecek. İşte savaşın tabii hani seyrini çok pozitif etkileyecek. Derken oradan da Haseki rütbesiyle dönecek. Ondan sonra birçok Korfuz, işte Pulya'ya katılacak, Moldova seferlerine katılacak. Sonra işte Prut gündeme gelecek. Prut kenarına gelince birçok asker karşı kıyıya geçilmesi için köprü deneyecekler. Hiçbiri yapamayacak. Böyle derin bir çaresizliğe düşürecek. Sonra Sinan'ı Lütfi Paşa Süleyman'a söyleyecek. Diyecek ki Sinan bunu yapar, yani ekibiyle bunu yapar diyecek. 10 gün içerisinde muazzam bir köprü inşa edecek Mimar Sinan. Yani ekibi ve kendisi olağanüstü bir iş çıkaracak ve askerler karşı kıyıya çok rahat bir şekilde geçecek. Tabii herkes mutlu. Yani kısaca bu askerlik esnasında mühendislik dehasını bulabildiği her fırsatta göstermiş. Ama aynı zamanda ne yapmış? Cepte ne var? Baba mesleği, taş ustalığı, dülgerlik var. Gittiği yerlerde görgüsünü artıracak, birçok farklı mimari üslupla tanışacak. Mimar Sinan'ın Mimar Sinan olmasını sağlayacak. Yani Mimar Sinan nereden baksanız 40 yaşına kadar asker. Hatta dünyada çok güzel anlatır. Ona Kanuni Sultan Süleyman çağırdığında işte mimarlar başı olmasını söylediğinde böyle derin bir üzüntü hissettiğini, üzüldüğünü ama hani gelen mesleğe de sevindiğini ifade eder. Ya bir yanı da çok sağlam asker, çok ciddi başarıları olan bir asker Mimar Sinan. Şimdi Osmanlı'nın en güçlü yönlerinden bir tanesi de bu açıkçası. Askeri aldığı, yani ordu içerisinde aynı zamanda meslek gruplarını da yetiştiriyor. Mesela işte dülgercisi var, lağımcısı var, taş ustaları var. Örnek veriyorum, işte İstanbul fethediliyor diyelim. Örneğin işte 100 bin kişilik ordu, bir 70 bin kişi de aslında dışarıdan bu şekilde destek veren askerler de var. O anlamda o dönemin Yeniçerileri, yani 16. yüzyıl için söylüyorum, oldukça böyle
çok yönlü insanlar. Mimar Sinan da onun en harika örneklerinden bir tanesi. Hatta Mimar Sinan şey diyor dünyada, işte kendisini pergele benzetiyor. Diyor ki ustam diyor bana çok güzel öğretti dülgerliği, marangozlu. Ben diyor pergeli sabit ayağı gibi onu çok iyi öğrendim diyor. Diğer ayağı döner ya, ben çok gezdim, çok gördüm, çok şey öğrendim. O yüzden kendini tam olarak pergele benzeten bir metin de vardır dünyada yine. Şimdi normal olarak da 400'den fazla eserin sahibi bir ekol oluşturuyor. Bir Mimar Sinan ekolü var 16. yüzyılda ama 16. yüzyılda bitmiyor bu ekol. Şimdi her neresinden bakarsak bakalım 100 yıl yaşamamış ama hani yani 86 yıl yaşamış bir karakterden bahsediyoruz ortalama. Tamamen neredeyse bütün yüzyıla damgasını vuracak 400'den fazla eseriyle. Sonrası da devam edecek. Mesela işte Sultanahmet Camii'nin değil mi 17. yüzyıl Sedefkar Mehmet Ağa kimin öğrencisi? Sinan'ın. Mostar Köprüsü Mimar Hayrettin kimin öğrencisi? Sinan'ın. Ne var mesela Tac Mahal'i yapanlar değil mi? Kimin öğrencisi? Yine Sinan. Yani Sinan otomatik olarak 17 ve 18. yüzyılları da etkilemiş olacak. Mimar Sinan'ın eserlerinin %80'i İstanbul'da. Birazdan göreceğiz. Ben sizlerle paylaşacağım. Çok normal çünkü hani 16. yüzyılda Osmanlı en gelişmiş değil mi? Yani genişleme en büyük sınırlara ulaştığı yüzyıl kanunu 56 yıl hükümdarlık sürüyor. Normal olarak da bütün göz bebeği herkesin İstanbul. İstanbul'da 40'a yakın hamam yapısı yapacak Mimar Sinan. Su sorununu çözecek neredeyse. İstanbul'a 55 kilometre mesafeden işte büyük havuzlarla, küçük havuzlarla, maksenlerle, su kemerleri birçok farklı mimari unsurla bir isale hattı yapacak. Biz buna ne diyeceğiz günümüzde? Kırkçeşme olarak bileceğiz. Bu Osmanlı döneminin büyük medeniyet projesi. Sadece Osmanlı döneminin değil. 16. yüzyılda dünyanın en büyük projesi bu. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Çünkü bu su yapısı, su isale hattı hem büyük camileri, hem hamamları, hem de 400'e yakın çeşmeyi hiç elektrik kullanmadan, hiç ne bileyim akaryakıt, yakıt enerjisi kullanmadan besleyecek. Günümüzde bile kullanılan bir sistem bu. Hatta şey, ya 40 çeşitli, 40 kemerde anlatırım ama yapı hasara uğradığında bile Mimar Sinan silip yeniden yapacak. O kadar özenilecek. O anlamda İstanbul'a su getiren bir süperiste diyebiliriz Mimar Sinan için. Şu ölümünde bahsedeceğim. Sonu çok öyle olmamış ama olsun. Ne var 16. yüzyılda? Kubbe çıkacak mesela. Mimar Sinan birçok yenilik yapacak. Kubbe hep var. Yani hatta Osmanlı'da en çok kullanılan, en çok işlenen yapı elemanı diyebiliriz. Yani aslında bir kubbeler mimarisi, silsilesi diyebiliriz Osmanlı için. Şimdi önce Şehzade'de neyi deneyecek? İşte dört yarım kubbeyle kubbeyi desteklemeyi deneyecek ve ünü böylece artacak Mimar Sinan'ı. Sonra işte merkezi kubbeyi altyapıyla birlikte genişleterek kubbe mimarisine yeni bir çözümleme, mükemmel bir çözümleme getirecek. Sonra işte alt mekanın, yani şöyle ifade edeyim daha basitse. Mesela normalinde düğün salonuna gittiğimiz zaman çok büyük düğün salonlarını düşünün. En büyük sıkıntı nedir? Kolonlar değil mi? Neden? Çok büyük alanları ayakta tutmaya ve üstünü kapatmaya çalışırız. O yüzden de çok sık sayıda kolon koyarız. İşte Mimar Sinan bunu ortadan kaldırıyor Selimiye'de. Selimiye'de tek kubbeyle alt mekanı geniş tutuyor. Şöyle ifade edelim. Ayasofya ile Selimiye'nin kubbeleri yakın değil mi? Ayasofya'ya girdiğinizde bir darlık vardır. Hani o kadar geniş bir alandan bahsedemeyiz. Ama Selimiye'de iç mekan çok geniştir. İşte Mimar Sinan'ın tam olarak başardığı bu. Hamamlara birçok yenilik getiriyor. İşte ılıklığın kenarına temizlik hücresi koyuyor. Bina dışı lavabolar, işte soyunmalık ön holler vesaire. Çok fazla yeniliği var. Ayasofya'ya çok ciddi katkısı var değil mi? Batı minareleri Ayasofya'nın yine Mimar Sinan'dan. Fayandalar, destek fayandalar olmasaydı acaba Ayasofya şu an hayatta kalır mıydı? Tamamen bir soru işareti. Topkapı Sarayı'nda, Topkapı Sarayı'nın mutfakları, yanı birçok yapısı yine Mimar Sinan'a ait. Günümüzde Mimar Sinan sadece bir yapıyı yeniden yapmıyor. Aynı zamanda var olan yapılara da eklemeler yapıyor. İşte Ayasofya'da değil mi? Selim'in Haziresi, 2. Selim'in Haziri alanı, türbesi. Ayasofya'da yine bir Mimar Sinan yapısı. Şimdi Mimar Sinan'ın nasıl öldüğünden bahsetmeyelim. Şu an onu slide'da ifade etmek istiyorum. Şimdi İslam dünyasından biraz bahsedelim. İslam dünyasındaki mimari anlayış her zaman sadedir, mütevazıdır.
Böyle hem sade hem yalın mekan kurgusundan kaynaklanır. İlk İslam camisine de mesela ilk İslam camilerine baktığımızda böyle toprak ihata duvarına böyle hurma dallarını kapatarak bir düzenle oluşturulduğunu biliyoruz. Hatta mesela ilk İslam camileri namaz kılmak için yapılıyor. Sonrasında işte sosyal ve toplumsal konuların ele alındığı bir yer haline geliyor. Cemaat sayısı arttığı için de sonradan avlu elemanı ekleniyor. Sonrasında işte bu konuşmalar eğitimsel konuşmalara dönüştüğü için sonra ne olacak? Medrese yapısı eklenecek. Böyle böyle evrilecek. Sonraki yıllarda işte cami mimarisi daha çok prestij yapıları haline geliyor. İşte dini işlevlerine ek olarak cuma camileri ortaya çıkıyor. Ama mesela batılı toplumlarda ne var? Yine 16. Mesela yani Mimar Sinan hiç bundan kopmamış. Mimar Sinan'ın böyle en süslü demeyeyim de hani böyle en süslü diyelim, başka bulamadım. Mesela Şehzade Camii'nin minareleridir üstü ince işlemeli olan. İslamiyet'te ne vardır? Sadelik, mütevazilik vardır. Mesela Batı toplumlarına bakalım 16. yüzyıl öncesinde karşımıza ne çıkacak? Gotik yapı çıkacak değil mi? Böyle daha sivri, insan boyutlarını ezen, böyle sert çizgileri olan, şaşalı, daha böyle tanrısal vurguyla yapılan. Rönesans'ta da tabii bu en uç noktasına ulaşıyor. İşte hani Mimar Sinan'ın çağdaşlarını düşünelim. Ne diyoruz Rönesans'ta? Nice kaplumbağalar değil mi? İşte Donatello, Leonardo, Rafael, Michelangelo bunların hepsi de bizim nice kaplumbağalarımız. Rönesans'ta etki eden mimarlarımız aynı zamanda. Bu arada ben kameraya bakmaya çalışıyorum ama o kadar sıkıcı ki beyaz bir noktaya bakmak. O yüzden böyle direkt sizinle göz teması kuruyormuş gibi size bakıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi İslam dünyası hiç batıya öykünmemiş bu konuda. Yani her zaman ağırbaşlı ve mütevazı ölçülerde devam etmiş. Yani cami mimarisine Türkler önem veriyor ama her zaman sade ve gösterişsiz yapılar inşa ediyorlar. Mesela Selçuklu döneminde ya da erken dönemdeki Osmanlı mimarisinde nasıl hani biraz önce bahsettik ya kolonlar kolonlar kolonlar. Mesela işte Beylikler dönemi eserlerinde çok fazla kolon vardır. Selçuklu keza aynı şekilde. Bütün vurgu nedir? Taç kapıyadır, sadedir genel olarak. Yatık ve basıktır. 16. yüzyılda artık ne olacak? Dikeye doğru yani klasik dönem diyoruz ki Mimar Sinan bunun yani tapı artık. Böyle merkezi kubbenin gelişmeye başladığı dönemde camiler böyle daha anıtsallaşmaya, dikey büyümeye başlıyor ki en başarılı tasarımları da Mimar Sinan yapıyor. Şöyle yapalım dilerseniz. Ben şimdi sizinle ekranımı paylaşayım. Ekranımı paylaştıktan sonra bir beraberce Mimar Sinan'ın bir rotasına bir bakalım. Sonra peyzaja geçelim. Bir saniye. Şurada şey sanıyorum şu an paylaştık mı ekranı? Hiç sevmediğim. Geçen de böyle oldu sizinle. Yani daha doğrusu bana şey verdiniz mi şu an? Hı-hı, şu an paylaşabilirsin. Ben şu an paylaşıyorum. Ama paylaş butonu işlevsiz. Bunu geçen gün Elif Hanım çözmüştü. Umarım şu anda da çözülür. Çünkü şu an ben paylaşamıyorum. Hemen bunu halledelim hocam. Tamam. Paylaş butonum aktif olmadığı için şu an sizinle ekranımı paylaşamıyorum. Beni hemen paylaşır. Yani artık kohut mu size YouTube'daki karşılığı ne bu işin bilmiyorum. Yaparsanız ekranını çok güzel bir şekilde paylaşırız sizinle. En azından çünkü görseller olmadan çok akılda kalacağını düşünmüyorum. Tamam, yine de tamam bekliyorum ben sizi. Kusura bakmayın gerçekten. Yok hiç önemli değil. Şimdi oldu mu acaba? Evet şimdi oldu. Tamam şu an çok sevindim buna. Tamam. Tamamdır. Şimdi şöyle bir ilerleyelim. Neden bahsettik? Doğum ölüm yılı karmaşasından bahsettik. Gençliğin mimarlık öncesi dönem diye böyle devam edecek bunun. Şimdi bakalım bir Mimar Sinan'ın eserlerine. Mimar Sinan ne yapmış? 477 eser dedik ya. Burada dağılımlarını görüyorsunuz hayatında. Şimdi bunu ben tezimde böyle ayırdım. Şimdi normalinde Mimar Sinan'ın eserleri işte 314 L 477 arası belki diyebiliriz ya da 328 aslında diğer kaynaklarda da. Şimdi burada yazar mesela Tezkiretül Dünya'nın kısaltmasıdır yukarıdaki öbürü Ebniye öbürü de Tuhfetül Mimarin diye. Şimdi kendisi kaydettiriyor.
Ama şey hani sonrasında da eserler yaptığı için, o yüzden bu risalelerde, eserlerde bir stabilite yok. Yani kiminde işte 328, kiminde 344, kiminde 378 diye devam ediyor. Ama bu rakam maksimumda 477'ye ulaşıyor. O yüzden hani 400'den fazla eser deyip yuvarlıyoruz ama ulaştığımız maksimum rakam 477 tane eser. Bu eserlerin tamamını bizzat Mimar Sinan başında durup mu yaptı? Orası biraz muamma ama çizimleri ona ait. Bu arada şey çok acıdır, günümüze kadar ulaşan çizimi yok henüz ne yazık ki. Ama hani çizimlerin olduğunu vesaire dünyadan yine biliyorum. Şimdi ben mesela tezimde ne yapmıştım? Bu arada sevgili Profesör Doktor Hayran Çelen hocamı da çok öpüyorum. Çok saygılarımı sunuyorum kendisine. Burada ne yaptık? Şimdi Mimar Sinan'ın bütün eserleri bu gördüğünüz slide'da var. Şimdi bu Bosna'dan diyelim, Buda'dan ya da Basra Körfezi'ne kadar Mimar Sinan'ın bir eser dağılımını görüyorsunuz burada ama en yoğun yer neresi? İşte İstanbul Edirne hattı. Neden? Çünkü İstanbul zaten başkent ama hiçbir zaman Edirne'den kimse vazgeçmiyor değil mi? Hani Topkapı Sarayı'nın mimarisi bile Edirne Sarayı'nın mimarisi örnek alınarak yapılıyor. Yani Edirne bütün Osmanlı imparatorlarının vazgeçilmesi açıkçası. O yüzden biz eserleri de hep İstanbul Edirne hattı üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. O yüzden tezde de ben ne yapmıştım? O hattı çizip oradan bir böyle 8 gece 9 günlük bir tur rotasyonu çıkarmıştım. Bütün eserleri gezmeye kalktığımız zaman 30 günlük bir tur programına ihtiyacımız oluyor. Mimar Sinan'ın tüm eserlerini görebilmek için. Bu gördüğünüz hatta bizim bütün eserlerimiz, incelediğimiz bütün eserler. Bunların tabii bazıları özgünlüklerini kaybetmiş, bazıları bayağı değişmiş öyle ifade edeyim. Özgünlüklerini kaybetmekten ziyade artık yıkılmış, tahrip olmuşlar, bambaşka bir yapıya dönüşmüşler. Ama çoğu iyi durumda ve hala kullanılıyor. İşte 8 gece 9 günlük bir programdan bahsediyoruz. İşte birinci gün Beşiktaş-Üsküdar rotası, ikinci gün Sultanahmet Kadırga, 3 Eyüp ki içlerinde en fazla Mimar Sinan eserinin olduğu rota da Eyüp rotası. Eminönü Azapkapı rotası var, Edirne Kapı Fatih diye devam ediyor. Beni çok etkileyen işte o mesela Büyükçekmece Köprüsü'nün olduğu rotada Büyükçekmece Hafsa rotası. Yine Su Kemerleri rotasında tercihen dedim. Orada biraz off-road böyle araçlarla gezilmesi gereken bir rota olduğu için öyle tercihen bir ayıkladım onu. Burada da eser dağılımını görüyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki biz 18. hatta 19. yüzyıla kadar hiçbir camiyi tek başına görmeyeceğiz. Yani hep bir külliye yapısının parçası. Külliyeyi açalım birazcık. Külliyede en az iki tane yapı unsuru bir araya gelmeli. İşte cami, medrese, cami, medrese, imarethane gibi yani çoğaltabiliriz bunu. O yüzden genelde de 16. yüzyıl eserlerinin tamamı külliye yapısı şeklinde tasarlanıyor ki İstanbul'da da yine karşımıza çıkacak en fazla yapı yine külliye yapıları. Kültürel peyzaj olarak baktığımızda bu rota üzerinde kaç eser var? 60 tane eser karşımıza çıkacak. Bunların dağılımlarını verdim. Kimsenin de çok aklına kalmayacağı için şu an hiç detay vermeye gerek yok. Ama böyle çok ne diyeyim popülerlerinden, belki de popüler olması gereken ama az bilinenlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Şehzade Camii bilirsiniz. Hani bir efsane vardır ya Mimar Sinan'ın işte çıraklık eseri. Hatta biz de böyle çocukların kafasına kalsın diye açıkçası bazen öyle diyoruz. İşte çıraklık kalfalık usulü ama böyle bir betimleme yok tabii ki. Hani bu tamamen şey sonrasında uydurulan, söylenen bir şey. Biz yine de öyle diyelim. Öyle çok daha akılda kalıcı oluyor. Hatalı olsa da. Olsun. Biliyorsunuz Kanuni'nin çok sevdiği ve kendisinden sonra da tahta görmek istediği oğlu var Şehzade Mehmet. Ama ölüyor erken yaşta ve çok üzülüyor Kanuni Sultan Süleyman. Mimar Sinan'a şey diyor, hani benim oğluma öyle bir yer yap ki diyor. Hani ömür boyu dünya durdukça yaşasın diyor. Çok seviyor çünkü Şehzade Mehmet'i. O da yapıyor, böyle bir eser yapıyor. İşte ilk o dört yarım kubbeyle desteklediği eser burası. İstanbul'da Fatih'te Şehzadebaşı semtinde yer alıyor. Semte ismi. Zaten Sinan'ın eserleri genelde hep semte ismini veren ya da ilçe isim veren eserler. Bu caminin en böyle belirgin özelliği gördüğünüz gibi minaresidir. Minaresi çok ince işlemelidir. İçerisinde hem Şehzade Mehmet'in türbesi var. Aynı zamanda mesela çok bilinmez ama bilin istiyorum. Rüstem Paşa'nın türbesi de bunun içindedir. Rüstem Paşa kim? Çok sevdiği Kanuni'nin kızı var ya Mihrimah Sultan. Mihrimah Sultan'ın kocası niye önemli? Bu çok sevilen bir karakter değil ama böyle Pinti Rüstem falan derler.
işte şey bir laf vardır. Ballı adamdan bit çıksa hani şansına olur gibi, ben de çok anımsamıyorum. Atasözleri aram hiç iyi olmadı. Sebebi şey işte verem oluyor. Verem ya da cüzdan, yani cüzdan sanıyorum, işte şey çıkıyor, haber çıkıyor kızıyla evlendirilmesin diye. O dönemde de verem ya da cüzdan, yanlış bilgilendirmek istemem, bit olan insanlarda böyle bir hastalığa kesinlikle hani şey olmadığı, sebep olmadığı söyleniyor. Rüstem'in üstünden bit çıkıyor. Bit çıktığı için tabii normal olarak da Mihrimah Sultan'la evlenmesine hiçbir mani olmadığı ortaya çıkıyor. O laf mesela o döneme dayanır. Rüstem Paşa'dan neden bahsediyorum? Çünkü Mimar Sinan'ın muazzam bir eseri var ve ne yazık ki hiç kimse bilmiyor eseri, Tahtakale'de. Dışarıdan baktığınızda böyle işte kahvehanelerin arasından falan geçtiğiniz böyle enteresan bir yapı. İçerisi olağanüstü çinilerle süslü ve Rüstem Paşa'nın, yani Rüstem Paşa banisi oranın. O yüzden Rüstem Paşa'yı bilin istedim. Ama mezarı, türbesi yine bu cami içerisinde yer alıyor. Süleymaniye. Süleymaniye ile ilgili o kadar çok efsane var ki sadece Süleymaniye ile ilgili bile biz herhalde bir saat falan konuşuruz. Elinden geldiğince böyle en bilinenlerinden, biraz da tezkeretül dünyada geçenlerden bahsetmek isterim. Süleymaniye Camii'nde zaten burası külliye yapısı. Hem şunu bilin, bilinenlerden gidiyoruz yine. Kanuni Sultan Süleyman'ı tabii ki. O çok popüler aşkı Haseki Hürrem'in ve Mimar Sinan'ın mezarları Süleymaniye Külliyesi'nin içerisinde yer alıyor. Yine İstanbul Süleymaniye semtinde yer alıyor. Süleymaniye'de ikinci deneme. O yüzden kalfalık olarak betimliyoruz bizler sonrasında. Süleymaniye böyle 7 sene falan şeyde kalıyor. Ne derler? Şey seviyesinde. Temel seviyesinde kalıyor. İşte bazı kaynaklar Şah İsmail'ler, bazıları Tasamp'ler değişir. Mektup yazıyor Kanuni Sultan Süleyman. Diyor ki ya diyor, sen kendini cami yaptırıyor musun? Ben de sana yardım edeyim. Senin bütçen yetmemiş. Yani, güya çok tatlı bir şey yazıyor ama tabii gömüyor Süleyman'ı. Süleyman tabii cinlere, küplere biniyor. Ondan sonra şeyin yanına gidiyor. Adamın gönderdiği hazineyi de alıp Mimar Sinan. Mimar Sinan diyor ki bunu da at diyor şeyin içine. Kar diyor işte, minarelerimi bir yere kar diyor. Tamam diyor padişahım diyor. Minarelerin içerisinde o işte bazı kaynaklara göre Şah İsmail'den gelen serveti karda söylenir. Hatta Mimar Sinan minarelerden bir tanesi, o yüzden Cevahir Minaresi olarak bilinir. Evliya Çelebi bize 17. yüzyılda şey der, yani o Cevahir Minaresi parlıyor der. Yani 17. yüzyılda hala o minarenin parladığını biliyoruz biz Evliya Çelebi'den. Ama tabii günümüzde bulunduğu için öyle bir parlama söz konusu değil. Sonra şey tabii 7 yıl bekliyor ya, söylence çıkarıyorlar işte. Sinan'ı kötülüyorlar. Ya işte senin diyorlar mimar başı niye hiç uğramıyor? İşte hiç sallamıyor bile camiyi diyorlar. Bir gün Süleyman geliyor. Tabii Sinan işinin başında ama ortada bir şey yok. Tezkeret-i Dünya çok güzel anlatır bunu. Diyor ki sen diyor ne yapıyorsun diyor. Sen diyor bunu çabuk tez bana söyle diyor. Bu cami ne zaman bitecek? Sinan diyor ki 2 ay diyor. Herkes çok geçiriyor. Emin misin diyor. Eminim diyor. Bak kellen gider diyor. Eminim diyor. Allah'ın izniyle diyor. Süper diyor. Allah söyletiyor bunu diyor. Çok, dediğim gibi çok güzel yazar dünyada. Tam 2 ay sonra da gerçekten bitiriyor. Herkes tabii çok şaşırıyor. Açılış yapma günü geliyor. İşte Sinan'ın açılması isteniyor vesaire. Süleymaniye ilk geri dönüşüm merkezidir. Neden geri dönüşüm diyorum? Çünkü o dönemde tabii ki elektrik yok. Aydınlatma neyle sağlanıyor? Aydınlatma kandillerle sağlanıyor. Ve bu kandillerden çıkan isler Süleymaniye'nin tek bir noktasında, muazzam bir hava sistemi var içerisinde. Tek bir noktada toplanıyor ve orada kullanılan, ya daha doğrusu orada toplanan isler, buranın mürekkep atölyesi var içerisinde. Mürekkep atölyesinde mürekkebe dönüşüyor ve günümüzde Süleymaniye Kütüphanesi'nde yer alan yazmaların birçoğu burada üretilen mürekkeplerle yazılmıştır. O anlamda da ilk geri dönüşüm yerlerinden biridir. Diğeri de akustikle alakalı. 64 sesli kütüphan içerisinde akustiği sağlayacak, muazzam akustiği sağlayan biz restorasyonlarla onu biraz mahvettik ama yapıldığı dönemde muazzammış. Hatta yani restoratörlerin, mimarların, çok da sevdiğimiz mimarların çoğu şey der. Hani biz Sinan'ın yaptığı eserlerin restorasyonunu bile yapamıyoruz derler. Ki haklıdır, adam muazzam bir karakter. Hatta bu eserleri yaptığında bilinmeyen böyle matematiğin 5. bir denklemiyle falan yaptığı söylenir. Çünkü sadece mimarlık dehası değil, aynı zamanda muazzam bir mühendis dehasına sahip kendisi.
ve çok da iyi bir şehir planlamacısı. Yani Selenik'in yerine bakın, bataklık bir yer ama yüzyıllardır ayakta. Bu aynı zamanda ya da Selimiye'ye gitmeye çalıştığınızda hep iki tane minare görürsünüz ta ki dibine gidene kadar. Bu Sinan'ın çok iyi de bir şehir planlamacısı olduğunu göstergesi. Neyse Süleymaniye'ye dönelim. Yine Kanuni'yi böyle arkadan ispitliyorlar Sinan'a. Diyorlar ki Sinan, diyorlar, senin caminin içinde o püfür püfür şey yapıyor. Neydi onun adı? Nargile. Nargile çekiyor diyorlar. Tabii hemen baskına geliyor Süleyman. Geliyor tabii sinirleniyor. Sen diyor ne yapıyorsunuz Sinan diyor. Sinan da diyor ki bakın fark ederseniz diyor, benim tömbekim ve tütün yok diyor. Neyi sağlıyor böylece? Akustiğin sesin her yere dağılıp dağılmadığını ölçüyorum padişahımla. Padişah tamam diyor, hiç sıkıntı yok. Süleyman'ın açıldığı günle alakalı da bir efsane söyleyelim. Tabii bu rakamlar var işte. Mesela 4 tane sütun var. Bu işte 4 halifeyi sembolize ediyor. İşte birisi Baalbek'ten, birisi Kıstaş'ından, birisi İskenderiye'den falan gelen. Böyle bir sürü şey var ama böyle en bilinenleri söylemeye çalışıyorum. Açılış günü bir tane çocuk diyor ki bu minare diyor şey yamuk. Sinan çocuğa diyor ki hangi minare yamuk? Şu minare yamuk. Tamam diyor. İşçileri çağırıyor, bir tane halat. Halatı bağlıyorlar. Diyorlar ki sağa çek, sola çek, sağa çek, sola çek. İnsanlar diyor ki ya olur mu? Halatla zaten hani minare yerinden oynar mı? Yok diyor. O çocuk da tabii sonradan şey diyor, minareyi ben düzelttim diyor. Diyor ki mimar, hani eğer diyor ben buna izin vermesem, insanların arasında dolaşsa minarenin yamuk olduğunu insanlar bir süre sonra düşünür diyor. Aynı zamanda çok iyi bir algı yöneticisi olduğunu da söyleyebilirim. Gelelim Selimiye'ye. Selimiye Mimar Sinan'ın biz sonradan adlandırdığımız şekliyle ustalık eseri olarak ifade ettiğimiz yer. Selimiye ile alakalı en muazzam şey buranın raylı sistemli minareleri, çok ince olan ve ince uzun olan minareleri ve tabii ki kulesi UNESCO tarafından da yine koruma altında. Süleymaniye'de yine eski İstanbul kapsamında koruma altında diğer camiyle beraber. Burada ya o kadar çok efsane var ki işte hani efsaneyi de çok boğmadan size anlatmak istiyorum. İşte mesela Selim burada cami yapıyor çünkü artık İstanbul'da bir ihtiyaç kalmadı. Aynı zamanda Selim de Edirne'de biliyorsunuz çok vakit geçirdiği için ikinci Selim, Sarı Selim olarak bildiğimiz Selim. Bir nevi ahde vefa da sağlamış oluyor. İşte burada yine rakamlar karşımıza çıkacak. İşte 32 tane kapısı var, 6 tane yolu var. İşte pencereler 5 kademeli, işte İslam 5 şartı, iman 6 şartı, işte 32 fark gibi böyle birçok rakam yine burada karşımıza çıkacak. Ama buradaki en önemli özellik tek kubbede iç mekanın ferah, geniş olması yine Selimiye'de. Yine şey var, hani Japonların buraya gelip raylı sistemi buradan öğrenip ülkelerine döndükten sonra bütün sistemi buna göre kurguladıkları, bu şey değil. Yani çok uzak bir ihtimal değil. Şuradan dolayı çok uzak bir ihtimal değil. Yani Japon tarihi de çok uzun bir olay ama Japonya biliyorsunuz yüzyıllar boyunca çok içe kapalı bir toplum. Daha sonradan açılıyorlar ve açıldıktan sonra da özellikle hükümdarlar kendi görevlendirdiği kişileri böyle dünyada en önemli unsurları görmek için gönderiyorlar ve ülkelerine gelip aynı eserleri yapmalarını istiyorlar. O anlamda çok uzak bir efsane de değil açıkçası. Yine Selimiye'nin popüler efsanelerinden bir tanesi. Yine şey var, işte içerisinde tersane var. İşte huysuz birisi vermek istememiş ondan sonra gibi. Böyle dünya kadar efsanesi var dediğim gibi tezlerde takip edebilirsiniz. Burası çok, yani çok güzel, muazzam bir eser burası. Yani beni çok etkileyen eserlerden bir tanesidir. Mimar Sinan'ın köprüsü ama tabii Süleyman Köprüsü. Kanuni Sultan Süleyman ister buranın yapılmasını ama Zigetvar'da ölüyor ya. İkinci Selim'in emriyle tamamlanır. Zigetvar dönüşü de ordu buradan geçer. Yani dediğim gibi burada çok, yani buranın gölün boşaltıldığını ve boşaltıldıktan sonra köprünün yapıldığı biliniyor. O yüzden yani 630 metre, 636 metre yanlış hatırlamıyorsam 28 tane de şeyi var, kemeri var. Böyle tek karede çekemiyorsunuz. Panoramik fotoğraf almanız gerekiyor. En önemli özelliği Sinan'ın eserleri arasında Sinan'ın mührünü taşıyan
Değersiz ve Muhtaç Kulsaray Özel Mimarlarının Başkanı yazan tek eseri Sinan'ın, o anlamda da bizler için oldukça kıymetli bir eser. Bu da çok cicidir. Hep bu köprüyle aynı zamandadır. Bir de kervansaray var burada. Sokulu Mehmet Paşa'yı biliyoruz zaten sadrazam olduğunu. Bu gördüğünüz şeyden ayrı, cemaat yerinden ayrı. Cemaat yeri ahşaptan tabii özgünlüğünü kaybetmiş. Bu tek örnek. Bir tane çok benzeri Mısır'da var ama onun dışında tek örnek. Yekpare mermerden yapılan ve işte hocaların çıkıp burada hutbe okuduğu yerdir. Barbaros Hayrettin Paşa, biliyorsunuz bizim kaptanı deryalarımızdan. Hatta ilk kaptan deryası Osmanlı'nın, öyle ifade edeyim. Çok önemli o yüzden. Kendi yaşadığı zamanda ölmeden önce türbesini yaptırıyor. Öldükten sonra buraya gömülüyor. Osmanlı döneminde seferlerden önce hep Barbaros'un şeyine gelinir, türbesine gelinir. Öyle, önemli seferlerden önce öyle gidilirdi. Günümüzde bile hala burada selamlama top atışı yapılır. Yılın iki günü açıktır burası. Bir işte kabotaj bayramında, bir de denizcileri alma gününde açıktır. Onun dışında genel olarak kapalı. Beşiktaş'ta bu arada, merak edenler için. Bu nazar sağlığımız bilinen bir eser değil. Daha doğrusu Mimar Sinan'ın olduğu bilinen bir eser değil. Çünkü Şems Ahmet Paşa çok sevilen bir tip değil. Böyle gıcık bir tip olduğu söylenir. Öyle yazar yani, yazanların yalan isteği. Burası Üsküdar'da denize doğru kayan bir külliye yapısı burası. Kuşkonmaz Camii olarak da biliniyor. Şems Paşa böyle acayip titiz falan bir tip olduğu için böyle dalga geçiyor arkadaşlar. Sen bir gün cami yaptırırsan kuşlar pislese ne olur acaba senin camine diye. Bu da tabii endişe ediyor. Mimar Sinan diyor ki bak ben sana dünya kadar para vereceğim. Sen lütfen diyor bana kuş pislemeyen bir cami yap diyor. Mimar Sinan yaparım ama diyor hani denize doğru kayar. Olsun kaysın yeter ki kuş pislemesin diyor. Çok enteresan bir kubbe yapısı vardır. Böyle deniz, daha doğrusu rüzgar çarptıkça çıkan seslerden dolayı kuşlar konmaz. O yüzden halk arasında Kuşkonmaz Camii olarak da bilinir. Şems Ahmet Paşa Camii. Kızıç Ali Paşa Camii. Burası Tophane'de. Buraya 5'te 1 Ayasofya diyebiliriz. Kızıç Ali Paşa tabii efsane göre, yani 5'te 1 Ayasofya olması da efsane değil. Ayasofya'nın birebir Mimar Sinan'ın özgün olmayan tek eseridir. Bir eserin tekrarı olan tek eseridir. O eser de Ayasofya. Ayasofya'nın 5'te 1 ölçeğidir burası. Kılıç Ali Paşa bayılıyor Ayasofya'ya. Ayasofya'ya aynısından yaptı. Parası yetmiyor. Mimar Sinan bir dalga geçiyor. Diyor ki yaparım ama diyor. 5'te 1'ini yaparım diyor. Tamam diyor yap diyor. İşte 5'te 1 ölçekle bir camidir. Uluç Ali olarak da bilirsiniz Kılıç Ali Paşa'yı. Aslında bir İtalyan kaptan deryalarımızdan. Sonradan Müslüman oldu. Yanlış hatırlamıyorsam bir 16 sene kadar da kaptan deryalık yaptı. Onun camisi. Burası muazzam, dünyada tek örnek, bayılırsınız. Şöyle bayılırsınız, anlam olarak yoksa özgünlüğünü çok kaybetmiş bir yer. Böyle tam köşede olan bir yer. Nazlı Defterdar, Mahmut Çelebi. Defterdar biliyorsunuz o dönemin Maliye Bakanı gibi düşünelim. Bu örnek neden tek? Çünkü hem Nazlı denmesinin sebebi de hani para istiyorlar Ekonomi Bakanı'ndan. O da böyle nazlanıyor parayı verirken. O yüzden ona Nazlı Defterdar denmiş. Hokkayla kalem olan aleminde tek eserdir bilinen dünya üzerindeki. Biliyorsunuz inanç sistemi ne olursa olsun genelde dini yapılarda en üstte, yani bizim alem olarak adlandırdığımız yere hep o inanç sistemi neyse, işte Hristiyanlıkta haç, Müslümanlıkta genelde hilal konur. Bu tek eser hem banisinin mesleğini ifade eden hem de ilim irfanını ifade eden tek eserdir. Dünya üzerinde bilinen, o anlamda oldukça önemli. Ama ne yazık ki kimse bilmiyor. O yüzden paylaşmak istedim. Yine rota üzerine görülebilecek eserlerden bir tanesi İstanbul'da. Kırık Kemer, biraz önce bahsettiğimiz İtalya hattı vardı. Yani su hattı, çeşme olarak bilinen. Oradaki yapılardan bir tanesi Kırık Kemer. Böyle 90 derecelik açı yaptığından dolayı Kırık Kemer, işte Eğri Kemer olarak da biliniyor ismi. Muazzam bir yapı. Moğlova Su Kemeri. Moğlova Su Kemeri adına para basılan, ana parası basılan benim bildiğim kadarıyla tek kemer yapısı. Dünyada bunun üstünde bir, Moğlova için demiyorum, genel Kırıkçeşme su hattı için söylüyorum. Bunun üzerinde bir su mimarisi yok. Muazzam bir su mimarisi. Dediğim gibi hala günümüzde bile kullanılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2005 yılında şey olmuştu.
ne derler ona, anı parası basılmıştı. Bu da Mimar Sinan'ın çok zarif, çok sade mezarı. Nerede? Süleymaniye Külliyesi'nde, dediğimiz gibi işte sahi dedi tarihini geçti bu demde Cihan'dan Pir'in Mimaran Sinan ismini yazılan mezarı yine Süleymaniye Külliyesi'ne yer alan. Şöyle biz adamcağızı bırakın teşekkür etmeyi yani mezarında bile rahat bırakmamışız. Aslında kötü niyetle yapmamışız belki ama şu an Mimar Sinan'ın kafatası yok mesela mezarında. 1935 yılında işte 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde bu ırkçılık had safhadayken işte Türkler üstün ırk olamaz vesaire gibi böyle bir şey var. Ne derler? Böyle bir ortada önerme var. Türkler hiç aynı fikirde değil. Çok fazla çalışma yapıyorlar bununla alakalı. Yine Ankara'da İtalyan Coğrafya ve İstanbul Üniversitesi gibi böyle birçok okul işbirliğiyle Mimar Sinan'ın, sadece Mimar Sinan'ın değil, Anadolu'daki birçok kişinin kafatası ölçümleri yapılıyor. Şimdi ya brachycephal denir. Böyle Türkler işte o dönemki önermeye göre işte yastı, yuvarlak kafalı karakterlerdir. Öyleyse zaten Türk çıkacak, değilse çıkmayacak gibi bir tartışma oluyor. O dönemin gazetelerini de arşivden inceleyebilirsiniz. O çok olay olan olaylardan bir tanesi bu. Açıktır erişim arşivler. Mimar Sinan'ın da kafatasını alıyorlar. Daha sonradan işte ölçümleri yapılıyor. Türk olduğu ilan ediliyor. Ama kafatası bir daha bulunamıyor. Normalinde işte müzede sergileneceği söyleniyor ama ortada bir müze yok. İşte müze kurulana kadar da kayboluyor. Şu an Mimar Sinan'ın kafatası nerede bilemiyoruz. Sonra şey söylemiştim, İstanbul Su getirdiğini söylemiştim. Bu efsane mi şimdi anlatacağım gerçek mi? O daha henüz tam net değil, onu da ifade etmek isterim. Tabii Mimar Sinan 4 tane padişah görüyor ömründe normal olarak. Kanuni yaşarken de su getirince evime su alı, yani ben kendi evime de su götürebilir miyim diyor. Tamam diyor, hani çek bir boru altı götür, sıkıntı yok diyor Kanuni. Mimar Sinan da evine su çekiyor çeşme yapısından. Tabii yaş ilerliyor oldukça. Sonra Murat dönemi. Düşünün, Selim ölmüş, ya Kanuni ölmüş, Selim ölmüş, Murat dönemindeyiz. Komşuları şikayet ediyor. Bu adamın evinde su var, niye bizim evimizde su yok diye. Bırakın ahde vefa, adamın ölmeden önce su, işte şey soruyorlar, hani ferman soruyorlar, var mı elinde diye. Tabii yok yani, sözlü ne diyecek Kanuni, niye bana lütfen hani mühürlü bir rica etsen ferman mı verin diyecek, demiyor tabii ki. Normal olarak da damcağızın suyunu kesiyorlar yani ömrünün son döneminde İstanbul'a su getiren adamın bizim teşekkür anlayışımız diyelim. Şimdi 16. yüzyılda acaba neler oluyor? Yani peyzajda neler oluyor? Biraz ona bakalım. Önce şeyi söylemekte fayda var. Yani bizdeki peyzaj daha çok ihtiyaca binaen peyzaj. Mesela Avrupa'daki peyzajdan en büyük farkı Türk peyzajının, mesela cami yapıyorlar, planlaması yok peyzajın. Külliye yapıldıktan sonra ne kalırsa o kısım bahçe olarak kullanılıyor. Avrupa'dan en temel farklılıklardan bir tanesi bu. Bizde genelde dediğim gibi hep ihtiyaca binaen, genelde sade. Mesela biz tabii şey hani ne diyeyim, şekilsel resim yasağı olduğundan dolayı biz böyle çok fazla veriye falan da erişemiyoruz açıkçası ama eriştiğimiz verilere göre işte bir hünername var, bir de sürünname var. Hünername normalinde padişah savaşlarını ve zaferlerini anlatan bir eser ama işte onun yanı sıra işte nasıl avlanıyorlar, sporlar nasıl, eğlence nasıl da anlatıyor bize. Oradan bir bahçe bilgisi ediniyoruz. Sürnamede de şeyler var. Hani 16. yüzyılda işte eğlenceler nasıl, törenler nasıl, bize bunları anlatıyor. En önemli unsur açıkçası saray bahçeleri. Yani saray bahçelerinde işte bağlar, bahçelerin yanı sıra bir de rekreasyon alanları geliştirilmiş. İşte cirit gibi, okçuluk gibi, güreş gibi de böyle rekreatif faaliyetler, sportif etkinliklerin de yapıldığını biliyoruz. Saray bahçelerinde birçok ekim yetiştiriliyor. Bostancıbaşı bakıyor biliyorsunuz saraylara. Biz saray bahçelerinde 16. yüzyılda toplamda 921 bahçıvan ve 200 sebzecinin çalıştığını biliyoruz yazılı metinlerden. Genelde de burada üretilen ürünlerin fazlası İstanbul'daki 17 tane çiçekçide satılıyor. Bunun da yazılı kaynağı var. Biraz önce söylemiştim bahçeler saray inşaatından sonra yapılıyor diye. Şimdi külliyeler dediğim gibi yaşam alanları olduğu için hem medrese hem insanların konaklayabilecekleri odalar da var. Bu olarak bahçelerde yetiştirilen ürünlerden de yemek yapıyorlar.
ya da içecek yapıyorlar. Mesela uşak yapabilmek için en fazla yetiştirilen ürünler işte kayısı, dut, elma gibi ürünler. Genelde ağaçlar böyle hani ağaç dikimleri çoğunlukla informal ve gölgesi için hani görselinden ziyade gölgesi için kullanılıyor ağaç unsurları. Hem sessizlik hem gölgesi için. Gül yetiştiriciliği Türklerde çok popüler. İşte onların farklı güllerin bir arada bulunduğu yerlere biliyorsunuz Gülistan'da gülzar diyoruz o dönemde. Gülhane Parkı değil mi? Hani gülbe şekerden gelir. Hani o macuna benzeyen güllerden yapılan bir şekerlemedir gülbe şeker. Gülhanenin denme sebebi o. Yani o şekerin yapıldığı oradaki güllerden yapıldığının ifadesidir ki Gülhane Parkı biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nın bahçesi. Bir saray bahçesi aslında orası. Günümüzde gezdiğimiz o koskocaman alan. Ne var başka? Tabii av çok önemli. Av önemli olduğu için hem böyle gıda maddelerini yetiştirildi, biraz da serinlenildi, biraz da avcılık faaliyetlerinin yapıldığından dolayı işte o kurulukların içerisinde bizim karşımızda hem nişangah çıkıyor, hem namazgah çıkıyor. Sonrasında işte dört köşe büyük mermer havuzlar, meyve ağaçları, işte su akan aslan motifleri vesaire. Bunlar genelde 18. yüzyıl sonrasında bizim karşımıza çıkacak. Özellikle Rönesans etkisiyle, lale yetiştiriciliğinde popüler olmasıyla beraber. Çünkü neden? İşte cennet tasviri var ya, cennet tasviri de işte akan nehirler, ırmaklar, hani onu biraz daha yansıtmaya çalışacağız biz. Ama yine ne zaman? 16. yüzyıl ve sonrasında bu unsurlar, işte sersebiler, fıskiler daha fazla sayıda karşımıza çıkacak. En fazla kullanılan peyzaj unsurlarını yazdığımızda ilerleyen slaytlarda da göreceğiniz için buraya geçiyorum. Şimdi bu Eskiretil Dünya ve Eskiretil Evniye'de şimdi 16. yüzyıldan bahsettik ama acaba Mimar Sinan ne yapmış? Yani Mimar Sinan eserlerinde en fazla hangi acaba peyzaj unsurlarını kullanmış diye bak. Da neler geçiyor bu iki eserde? En fazla geçen sözcükler bunlar işte serve ağacı, gül bahçesi, Hatay, Rumi gibi ne olduğunu açıklayacağım. Tüp ağacı biliyorsunuz cennet ağacı olarak geçer. İşte kevser, laleler, çiçekler falan diye geçiyor. Biz nerede duyuyoruz ilk, nerede görüyoruz? İşte Mihrimah Sultan bir gün İskender Çelebi bahçesini ziyaret ediyor. Diyor ki buradaki güller niye bu kadar solgun, hiç bakım yapılmadı mı bunların deniyor eserde. Şey deniyor, yani su yok. Bakın en büyük sıkıntı ne? Sulama sıkıntısı. Sulama sıkıntısını çözen kişi zaten Mimar Sinan. Yani normal olarak da peyzaj unsurlarından bahsedeceğimiz temel, yani büyük geniş peyzaj unsurlarından bahsedeceğimiz dönem de o yüzden 16. yüzyılda. Adam dediğim gibi her açıdan yenilik getirmiş, her şeye yenilik getirmiş bir karakter. Mimar Sinan yine su dolabı yaparak bu sorunu ortadan kaldırdığını anlatıyor. Yine Tiskiratör Dünya'da. Şimdi rota üzerinde neler var? İşte yazmışım, ormanı var, arboretum var, park var, meydanı var, 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 var. Ama bakalım neler var? En fazla karşımıza çıkan ağaçlar bunlar. Peki bu ağaçlar neden kullanılmış? Hepsini zaten özelliklerini biliyorsunuz. Onlardan hiç bahsetmeye gerek yok. Çınar ağacı en fazla bizim karşımıza Atik Valide ve Mihrimah Sultan'da karşımıza çıkıyor. Çünkü çınar hükümdarlık ve gücün sembolü. Yani Manas destanından tutun, mesela Osman Gazi'nin bir rüyası vardır. İşte dünyayı saran bir çınar ağacı şeklinde görüyor Osmanoğulların, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun. Hani ciddi gücün sembolü, babadan oğula geçen ırksal da bir gücün sembolü çınar. Manas destanında yine böyle sığınma yeri, konaklama yeri olarak geçer çınar ağacı. İşte mesela çocuklar uzun ömürlü olsunlar diye doğar doğmaz ne dikilir? Çınar ağacı dikilir. Çok eski bir Türk geleneğidir bu. Uzun yaşamın, kudretin, gücün sembolüdür. Mesela Kurban Bayramı törenlerinin biz çınar ağacı altında yapıldığını biliyoruz Osmanlı döneminde. Tabii gölgesinden de faydalanılması oldukça önemli bir unsur. Hatta mitolojide de bizim karşımıza çınar çok çıkar. Hatta bütün ağaçların mitolojisi vardır. Biri ölüyordur, ölmeden önce bir ağaca dönüşüyordur. Hani isimler çok önemli değildir ama genelde bu durum böyledir. Çınar'da da gene benzer bir mitolojik öykü var. Burada en çok şeyi bilin. Mesela kavlan denir Anadolu Türkçesinde. Mesela şey deri döken, derisini atan manasına gelir. Burada mesela işte bir satir olan Pan'ın Apollon'a karşı verdiği işte yani nasıl anlatayım? Kültürün peyzaja, daha doğrusu doğaya verdiği bir mücadeleyi anlatan bir mitolojik öykü vardır. İşte kültür kazanır. Kültürün doğayı yönetmesine yönelik bir örnektir bu.
derisini döker, derisini değiştirir, derisi yüzülür panın, satırın bunun altında. Çınar'da biliyorsunuz kabuklarıyla derisi demeyelim de hani kabuk döken bir sonra yenilenen bir bitki olduğu için onu benzetir mesela otomatik olarak Yunan mitolojisi. Derbi var karşımıza çıkan. Tabii ki hani rotaya yakın Karacaahmet ve Edirne Kapı'da çıkacak. Çünkü İstanbul zaten yeşil alan çok sınırlı sayıda ve en önemli yeşil alanlardan bir tanesi mezarlıklar. Aslında Servi hani formu gereği böyle hani doğruluk, zariflik, uzun boyluluk değil mi? Onu sembolize eden. Aslında hayat, güzellik, ebedilik bunun sembolü. Yani iki cihanda ebedilik belki o manada. Tabii bir yandan da hani böyle rüzgarda esince böyle hafif eğilir ya, o da işte ibadeti ifade ediyor tasavvufta. O yüzden gönülden inananların da sembolüdür Servi. Melankolinin de sembolüdür. O yüzden yine Sinan eserlerinde hem içte hem dışta birazdan göstereceğim. Karşımıza çıkacak Servi kompozisyonu. Erguvan. Erguvan rengi doğada doğal yollarla yapamayacağınız ender renklerden bir tanesi. O anlamda çok önemli. Sadece Osmanlı'da değil, tarih boyunca çok önemli renklerden bir tanesi. Mesela İncil'le başlayalım. İncil'de şey yazar. İşte biliyorsunuz Hazreti İsa'ya ihanet edecek olan Yahuda, o işte havarisi, ihanetini ettikten sonra 30 akçe gümüşe sattıktan sonra İsa'yı intihar eder, yani kendini asar Erguvan'da. Daha sonradan güya Erguvan'ın renkleri beyazdır. O öldükten sonra utancından, pişmandan, onun pişmanlığını, üzüntüsünü çektiği için bu renge döndü falan yazar. Sonra yine İncil'de şey geçer. Hazreti İsa çarmıha gerilmeden önce ona işte erguvan renkli bir pelerin giydirildiği ve dalga geçildiği, sen bizim kralımızsın vesaire diye dalga geçildiği söylenir. Neden? Orada çok eski bir inanca gönderme. Bu renk kutsal renk. Yani Roma'da da böyle. Mesela Ayasofya'dan yine örnek verelim. Ayasofya'da mesela Komnenos Müzesi'nde Porfir Salon'da doğan yazar. Porfir bu renktir. Mor, nasıl söyleyeyim? Hem asaletin rengidir hem de hükümdarlığın rengidir. Mesela bir söylenceye göre Roma'da sadece bu rengi imparatorlar giyer, halkın giymesi yasaktır gibi söylence var. Günümüzde bile bilgeliğin rengidir değil mi? Hani bunların hepsi bizim kültürel hafızamızdan zaman içerisinde aktarılan şeyler. O yüzden Osmanlı'da da önemli. Mesela İlyada'da geçer. İşte Hector öldükten sonra kemiklerinin erguvan renkli, işte yumuşak bir örtüyle altından tabuta sonra ya da kutuya konularak gömüldüğü falan söylenir. Yine övgü şiirlerinde Hazreti Ali'nin rengi olarak geçer Erguvan. Hazreti Hüseyin'in işte öldüğünde İmam Şafi şey demiştir. Hazreti Hüseyin işte boşuna öldü. Hazreti Hüseyin öldüğünde gömleğindeki leke erguvan rengine döndü der mesela, orada geçer. Yusuf Hasacip'te geçer, Nefi'de geçer, Fuzuli'de geçer. Mısır'da mesela yine asaletin, yüceliğin sembolüdür, erişilmezlik, güç sembolüdür erguvan. Zamzarik, Arcuvan gibi de farklı isimleri vardır erguvanın. Yine Fethipaşa Korusu'nda, Yıldız Parkı'nda en fazla şöyle ifade edeyim. Beşiktaş Üsküdar rotasında bizim karşımıza çıkacak bir bitki türüdür, bir ağaçtır. Manolya'ya geçelim. Manolya uğurun sembolüdür. Eski Mısır'da manolya yetiştirmek, manolya'ya sahip olmak ya da manolya tohumuna sahip olmak sadece Çin hükümdarlarına verilen bir ayrıcalık. Yani Çin hükümdarı değilseniz manolya asla sahip olamazsınız. Ancak Çin hükümdarının takdirini kazandıysanız Çin hükümdarı size bu tohumlardan hediye verebilir. Böyle yani uğur, sevgiyi bulma, takdir görmeyi anlatır. Manolya bizde yine Hanımlık Aslı'nda Çamlıca'da Hanıköy'de karşımıza çıkar. Çitlenlik bu Sinan rotasında en çok karşılaştığımız ağaçlardan bir tanesi. Tanrı kutudur. Böyle kem gözlere iyi geldiği, kötülükten koruduğu vesaire düşünülür çitlenliğin. Yine çam. Çamın çok formu var. Hepsinin başka başka anlamları var. Mitolojide de bir sürü anlamı var. Yeni yıl o kadar çok mitolojik öyküsü var ki çamın. Mesela karaçam çocuğu olmayanların böyle genelde çaput bağladığı şeylerden, türlerden bir tanedir. Mesela yine Yunan mitolojisinde Asklepios çam kozalaklarıyla da resmedilir. Hatta bir laf vardır. Dağların kadısı katran müftüsü çamdır. Yani inansal kısmı çama bağlamışlardır. Karaçam ve kızılçam genelde erkeği, fıstık çamı kadını sembolize eder.
akşamda meşe, işte pelit, palamut gibi isimleri var biliyorsunuz. İşte dede, baba gibi böyle koruyucu anlamı vardır. Yiğit mekanıdır, er mekanıdır, kahraman mekanıdır meşeler. Bizim böyle hani en fazla dileklerde böyle çabuk bağlanılan ağaç türüdür meşe. Yeni evlenenler altında böyle salıncak kurarlarmış eski Türk geleneği olarak. Yine karşımızda rotada çıkacak çiçeklerden bahsedelim ve anlamlarından. Gül çıkacak tabii ki. Gül Hazreti Muhammed'in aynı zamanda sembolü, sağlısı. Hatta terinin gül gibi koktuğu söylenir değil mi? Hani halk arasında en bilinen aslında İslam mitolojisi diyelim. Yine Afrodit, İstis, Hazreti Meryem bunların üçü de aynı öykü. Üç aşağı beş yukarı. Bir nevi bir şekilde ayaklarına batıyor. Çok uzun Adonis öyküsü de şimdi darlamayayım sizi. İşte beyaz tanrıçanın ya da işte diğerlerine göre tanrıçanın ayağına battıktan sonra beyaz olan renk işte kırmızıya dönüyor gibi gibi çok fazla mitolojik öyküsü var. Ama İslam tasavvufunda şeydir hani gönülden meydana gelen bilginin neticesi ve meyvesidir gül. İşte insan kamilin gönlüdür, kalptir aslında gül. Yani kalbin temiz olmasını, açmasını, bütün kötülüklerden, kirden arınmasını sembolize eder. Birçok anlamı var işte sarı gül, zafer, kimine göre hastalık. Yani gittiğiniz yere bölgeye göre anlamlar fark eder. Kimisi uğur der, kimisi ölüm der. İşte kırmızı gül tutku, özgürlük, mavi gül imkansızlığın vesaire sembolü. Eğer dört taç yapraklıysa kozmosun dört kare ayrılışını, beş taç yapraklıysa mikrokozmos, işte altıysa makro diye gider. İşte yedisi mükemmelliğin 7 derecesi. İşte 8 taç yapraklıysa yenilenmenin, yeniden doğuşun, evlenmenin sembolüdür. Lale biliyorsunuz özellikle 18. yüzyılda Osmanlı'da patlıyor. Yani vesaire beraber. Allah'la yani Allah'ın sembolüdür. Yine tasavvufta. Kibarlık, zarafet sembolüdür. Allah'la bir görünmesinin sebebi lalenin işte ecdet olarak hani Arapça harflerle aynı harflerle yazılmasından ötürü Recep hesabına göre o anlamda da Allah'ın sembolü olarak görülür. En fazla bizim yine Edirne ve Su Kemerleri rotasında çıkacak ama her yerde var. Özellikle lale zamanı değil mi? İstanbul lale zamanı. Hani Nisan Mayıs'taki ama her yerde karşınıza çıkacak. Özellikle Gülhane'de. Kasım Fıtı da bütün rotalarda var. Çok enteresan. Çok bilinmez ama hani aşkta hem böyle dibe batma hem en yükseği yaşama vardır ya hüzün ve aşırı mutluluk. Tam olarak bunun karşılığı Kasım Patı. Genelde aşk deyince insan aklına hep gül gelir ama oysa ki yani temel mitolojide aşk ve şeyin karşılığı, hüzün mutluluğun karşılığı Kasım Patı. Krizantem değil mi? Krizante öyküsü var. İşte yine kavuşamayan aşklar. Ondan sonra işte birileri araya giriyor öyle ifade edeyim. Görüşmelerine izin vermiyor. Bize çok fix geldiği için bu öyküler o yüzden böyle yuvarlayıp anlatıyorum. Ondan sonra kız işte hasretinden ölecek yazıyor işte. Ben işte seni seviyorum diye not düşüyor. Jotem'deki tem var ya işte. Krizantem. Kriz seni seviyor. Gibi böyle enteresan bir şey var mitolojide. Öbürü daha fena Ante. Ante böyle bir tane kız çok güzel bir kız. Bir tane çocuğu çok beğeniyor, çok seviyor. Ondan sonra çocuk bilmiyor tabii işte. Bağırda bayırda koşuyor kız çocuğun peşinden. Çocuk bu şeyi bitkiyi işte kokluyor. Ondan sonra işte kız da peşinden bu bitkiyi öyle böyle öpüyor ki ondan sonra kokladığı yerden çiçek de gıcık oluyor kızda böyle. Böyle dudaklarından böyle bütün enerjisini çekip öldürüyor kızı. İşte krizantem yani hani gibi böyle enteresan mitolojik öyküleri var. Kasım Patı'nın aşkla alakalı yani hem eziyet hüzün hem mutluluk. Yıldız çiçeği çok astral değişiktir bu. Eylül ve Başak Burcu'nun çiçeği olarak bilinir yıldız çiçeği. İşte Roma döneminde yılanlardan, kötülüklerden korunmak için vesaire çok böyle betimlenen, kullanılan çiçek türlerinden bir tanesi de. Menekşe. Menekşeyi biz çok karşılaşırız aslında özellikle Sultanahmet Yurdası'nda. Attis öyküsü vardır klasik. Çok yakışıklıdır. Hiçbir böyle tanrıça tarafından paylaşılamaz vesaire. En son işte cinsel organını keser, kestiği yerde her yer kan olur. O kanların olduğu yerden işte menekşe biter. Gibi böyle enteresan Yamos'ta da benzer. Çok enteresan böyle öyküler vardır. Genelde böyle kalbe benzetildiği için de sevilen, diğer tarafla bağlantı kurulan
çiçek türlerinden bir tanesi. Mor salkım genelde işte Türkiye'de çok bilinmez Uzak Doğu Orta Asya çiçeğidir. Bilinir de yeni yeni, öyle ifade edeyim. Sabırın, zarifliğin, onurlu duruşun sembolüdür. Bu Beşiktaş Odası'nda özellikle karşımıza çıkacak. Nilüfer, nilüfer çok enteresan, yani lotus formunda çok kullanılır nilüfer. Ruhsal uyanışın, özellikle Hint mitolojisinde karşımıza müthiş çıkacak. Buda ile direkt bağlantısı olan bir çiçek çünkü. Saflığın sembolü. Türklerde de işte güzellik, bilgelik, zarafetin sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Türk halılarında da en çok kullanılan motiflerden biridir. Kimse bilmez ama hani dediğim gibi genelde lotus formunda bizim karşımıza çıkar. Birazdan iç mekanda da aldıysam eğer göstereceğim. Şimdi biz birçok peyzaj unsuru gördük. Biz bir de bunları içeride göreceğiz. Yani bizde şey yok ya, hani İslamiyet'te böyle figüratif şeyler çok fazla olmadığı için biz bir de bunları Çinlilerde göreceğiz. Acaba nasıl göreceğiz? Nasıl karşımıza çıkacak bu çiçekler, ağaçlar? Üç şekilde karşımıza çıkacak. İşte bitkisel motifler olarak, soyut motifler olarak, bir de sembolik motifler olarak. İşte bitkisel, palmet, lotus diyeceğiz, çiçekler, yapraklar, ağaçlar şeklinde. Soyutta Rumi, hani birazdan bahsedeceğim. Sembolikte de karşımıza Çin temeli çıkacak. Şimdi bu Hatay çiçekler demek. Yani çiçeklerin farklı formları bu. Böyle dikey bir uzantı çizilerek yapılıyor arkadaşlar bu Hataylilerde. Genel olarak çiçekler anlamına geliyor. Bir dakika, şunu ilerletelim. Pardon. Geldi mi? Bir dakika. Penç. Penç'te de böyle, nasıl söyleyeyim, kuş bakışı bakarsınız. Kuş bakışı baktığınız çiçeği çizersiniz. Yani kuş bakışı görünüşün stilizesidir penç. Yine karşı. Bunların hepsi bu arada Mimar Sinan eseri. 16. yüzyılda da en fazla betimlenecek olan şey lale pençidir. Gonca Gül demişim. Buradaki gül aslında gül değil, çiçek. Çiçeğin her türlü gonca formunun böyle tam açmamış çiçek diyeyim size. Tam açmamış çiçeğin böyle boyuna kesitinin tesip üslubu görüntüsü diyebiliriz buna genel olarak. Yine mesela bu ne? Lale motifi değil mi? Lale motifi. Mesela şu bana göre sağdaki ters lale motifi Selimiye'den. Yine diğeri de aynı şekilde. Bu ne? Serve ağacı değil mi? Mesela serve ağacının bizdeki karşılığı, yani içerideki karşılığı daha doğrusu. Doğruluğun sembolü. Ne? Karanfil mesela. Karanfilin stilinde edilmiş hali. İçeride, iç mekanda karşımıza çıkacak. Bu ne? Sümbül. Böyle de şey, ekranda sadece sizi de görmüyorum artık. O yüzden o beyaz noktaya bakmak daha kolay oluyor. Kendi kendime konuşuyor gibi hissediyorum şu an. Bunlar mesela kartlar. Sizin dinlediğinizi biliyorum da ben alışmışım öğrencilerimle bir arada olmaya. Böyle insan kendini bir parça yalnız hissediyor. Lacivert mesela çok zor bir şeydir, renktir. Laciverti zaten bulduktan sonra böyle hep kırmızının arasında, hani bir şey bulduğunuzda ya da yeni bir şey aldığınızda hep giymek istersiniz ya. Aynı mantık. Yani kırmızıda turkuaz karşımıza çıkacak ama laciverti buldukları gibi en çok Çin'de kırmızının yanında bunu kullanmaya başlayacaklar. Yine sümbülü de biz en çok laciverte yakın yerlerde mod ediyoruz. İçeride Çinlerde. Burada mesela yine menekşe formu görüyorsunuz. İç mekanda. Rumiler işte soyut. Yani bu çiçeklerin, yaprakların yeniden böyle soyut yapılmış halleri Rumi olarak karşımıza çıkacak. Hani bunun eğik yapılmış, yani eğimli çizgilerle çizilmiş hali. Eğik yamuk demek. Hani Çin temani aslında bu bile bir saat konuşulur. Uzak Doğu'dan mesela Yin Yang'ı bilirsiniz de, Yin Yang etkisidir bu aslında. Timur döneminde çok kullanılmıştır. O yüzden Çin temani genelde Timur Çin falan da denir. Güç ve saltanatın sembolüdür bu. Yani sembolikler ya bunlar. Bir şeyin anlamı olmak zorunda. Güç ve saltanatı sembolize ediyor Çin temani. Yine bizim karşımıza her yerde çıkar. Bu gördüğünüz figürler her üslupta karşımıza çıkacak. Yani Çinlilerde çıkacak, halıda karşımıza çıkacak. Hani günümüzde Vakıf Eserleri Müzesi vardır. Ankara'da muhakkak ziyaret edin. Böyle kilim deyip geçersiniz ama o kilimin üzerine işlenen her şeyin bir anlamı var. Çünkü İslamiyet'te kısıtlı ya, mesela şöyle ifade edeyim. Hristiyanlıkta insanlar okuma yazmayı bilmediği için ne yapmışlar?
İncil'i almışlar, resmetmişler. Okuma yazma bilmeyen insanlara İncil'i anlatabilmek için. O yüzden çok fazla figürasyon var, çok fazla insan motif var. Ama İslamiyet'te bunlar sınırlı olduğu için biz daha çok işte çiçeklere, geometrik motiflere ya da bu tarz figürlere daha somut, daha farklı anlamlar kazandırmak istemişiz. O yüzden kilimlerin üzerine bile dikkatli baktığınızda çok farklı anlamlara geldiğini öğrenirsiniz. Süreç içerisinde mesela çarkıfelek evrendeki sonsuzluk ve astral döngüyü ifade ediyor aslında bakarsanız. Ölüm sonrası yaşamı da ifade ediyor. Mesela bu Selimiye'deki çok sevdiğim örneklerden biridir ki Selimiye'nin birçok Çinlisi de biliyorsunuz çalındı. Buyurun size muazzam geometrik bir işleme çarkıfelekten örnek. Daha fazlası için tezime bakabilir arkadaşlar. Ben şimdilik şu paylaşımdan da çıkmayı başarıp sizi görebilirsem mutluluk duyacağım. Şu paylaşımı durdurursam sanıyorum geleceksiniz. Şu an durdurdum. En özet, yani her bir konu başta 3 saat öyle ifade edeyim. Ama en özetli böyle hani herkesin bilmesini isteyeceğim başlıkları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Soru varsa alayım. Ben hepsini çok baştan sona çok ilgiyle dinledim hocam. Bir de o kadar böyle hikaye gibi akıcı anlattınız ki çok teşekkür ederiz öncelikle. İzleyen arkadaşlarımızdan da soran varsa alalım. Yani şu an sormasalar bile sonradan zaten e-mail adresi vesaire var. Her türlü yazışırız. Ben dediğim gibi insanların dikkat süresi için bazı biz de tabii bazı toplantılara ya da böyle canlı yayınlara maruz kalıyoruz. Mesela 3 saat sürüyorlar. Hani bir insan evladının yüz yüze bile 3 saatlik bir hani algı dinleme süresi yok ki tamamı bilgi içerikli olduğu için mümkün mertebe insanları dağıtmadan toparlamaya çalıştım ki 1 saati gene geçmişim. 80 dakika olmuş yaklaşık, pardon 70 dakika olmuş. Ama canım sağ olsun. İnşallah herkese ulaşabilirim. Güzel ve faydalıydı bana sorarsanız. Ben çok zevk aldım yani sizi anlatırken, dinlerken bilmediğim şeyler de öğrenmiş oldum. Ben çok memnun kaldım. İzleyenler de umarım memnun kalmışlardır, bilgi edinmişlerdir sizden. Teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Görüşmek üzere diyelim o zaman, olur mu? Bayağı bir soru yoksa eğer. Soru yok sanırım, herhangi bir soru gelmedi. Tamamdır. Aynen hocam. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.